Merhabalar. Bugün Didim'de Satılık Villa bölümümüzde Hisar Mahallesi'nde 4 odalı, 1 açık mutfak salonlu, 3 banyolu, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli 0 villanın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Önce drone görüntülerimizi izleyelim. Daha sonra villanın bahçesini, havuzunu, içini, odaları tek tek gezip göreceğiz. Didim'de Hisar Mahallesi'nde 4+1 0 satılık villa. Satılık villa dubleks villadır, 2 katlıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü Didim'de genellikle 3 katlı tripleks olarak yapılıyor. Dubleks villalarda içinde tek kat merdiven kullanımı oluyor. Bu önemli bir özellikti. Ve bu villamız 0 yeni binadır. Bahçeye giriş yaptığımızda havuzun etrafı bahçe bölümünde kayrak taşları kullanılmış. Bahçe duvarlarıyla da oldukça uyumlu görünüyor. Göründüğü gibi müstakil havuzlu, kendine ait havuzu bulunmakta. Hisar Mahallesi'nde dedik, liman yolu olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı'na yaklaşık 200-250 metre mesafede. Yanında yine bahçe alanı bulunmakta. Limon çamları dikilmiş. Tabii bu alıcının kullanımına bağlı. Arkada yine bahçesi bulunmakta. Görüldüğü gibi odadan bahçeye çıkış kapıları, panjuru bulunmakta. Şimdi villamızın içini görelim. Dubleks villamıza giriş yaptığımızda öncelikle açık mutfak salonumuzu görelim. Gayet rahat açık mutfak salon. Çift sürgülü kapıyla havuz tarafına bakıyor. Direkt salonun önünde havuz bölümü. Tavanlar led ışıklandırmalı asma tavan, yerler 60'a 120 seramik, klima yerleri bırakılmış, dolaplar beyaz renkte görüldüğü gibi gayet rahat bir salon. Hisar Mahallesi'nde dedik, ana yola Adnan Menderes Bulvarı'na yaklaşık olarak 200 metre mesafede, çevresinde villalar bulunmakta. Bu dubleks villamız, özellikle dubleksi kullanıyorum. Çünkü iki kat, üst kata sadece bir merdivenle çıkılıyor. Merdiven altına da dolap konulmuş. İhtiyaç için görüldüğü gibi. Giriş bölümümüzdeydik. Kalorifer hattı döşenmiş. İsteyen makinesini alıp kurabilir. Giriş katta holde banyo WC bulunmakta, duşakabinli, Hilton lavabolu, gömme rezervuarlı, kapı çelik kapı. Burada en önemli özelliklerden biri, alt katta bir tane yatak odası bulunmakta, toplamda 4+1'di. Bunun da en güzel yanı, özellikle bunu her videomda bahsediyorum, ayağında sıkıntı olan, giriş katta yatak odası ihtiyacı olan, yaşlı yakınları olanlar için giriş katta yatak odası oldukça kullanışlı ve avantajlı. Tüm kapı ve pencerelerde elektrikli otomatik panjur sistemi mevcut. Bu odamızda da yine led ışıklandırmalı asma tavan bulunmakta. Bu odadan görüldüğü gibi bahçeye de çıkış bulunmakta. Sineklikler var. PVC çift cam. Şimdi çıkış yapıp üst katımızı da görelim. Yine bu açıdan da alalım. Açık mutfak salon. Merdivenler mermer. Sensörlü led ışıklandırmalı. Üst kata çıkalım. Alt katta bir açık mutfak salon, bir banyo ve oda bulunmaktaydı. Üst kata geldiğimizde ilk yatak odası. Bu yatak odası ebeveyn banyolu. Gayet rahat. Yerlerde laminant parke. İçi oldukça aydınlık. Yine tavanlar asma tavanlı, led ışıklandırmalı. Gayet rahat bir yatak odası. Deniz manzarası demesem de karşıdan Satur Denizi'ni görmekte üst kattan. Buradan şöyle bir bakalım dışarıya. Görüldüğü gibi çevresinde
villalar, evler yapılmış durumda, oturanlar var. Adnan Menderes Bulvarı'na yaklaşık 200 metre demiştik. 01 dubleks villa, 4+1. Altınkum plajına yaklaşık 5-6 kilometre mesafede, Sarkur plajına da 3-4 kilometre mesafede, yaklaşık olarak söylüyoruz tabi bunları. Ebeveyn banyosunu da görelim. Bu dubleks evimizde biri ebeveyn banyosu olmak üzere 3 tane banyo WC bulunmakta. Üst kattaki ikinci dubleks villadaki 3. odamızı görüyoruz. Gayet rahat odalar. Buradan yine onu da gösterelim. Çatıya, çatı bölümüne çıkışımız mevcut. Şimdi üst kattaki holdeki ortak banyoyu görelim. Görüldüğü gibi gayet güzel, ölçüleri rahat. Holdeki ortak banyo yine Hilton lavabolu, duşakabinli, gömme rezervuarlı ortak banyo WC. Buradan üst kattaki 3. yatak odası, dubleksimizdeki 4. yatak odası. Islak zeminlerde ve holde seramik kullanılmış, yatak odalarında laminant parke kullanılmış. Toplamda 4 oda, 1 ebeveyn banyosu, 3 banyolu, 1 açık mutfak salonlu dubleks villa. Hisar Mahallesi'nde bulunuyor. Adnan Menderes Bulvarı'na yaklaşık olarak 200 metre mesafede. Çevresinde yerleşim oldukça fazla bulunmakta. Holde de yine ortak banyomuz var demiştik. Bir de bu açıdan holümüzü alalım. Yine banyomuzu da tekrar görelim.